bu bölümü okurken aslında ana amacım birazcık daha hani okumak ve öğrenmek üstüneydi. Çok fazla böyle belli bir işte avukatlık, mimarlık gibi belli bir alana yoğunlaşmak istemedim. Birazcık daha okuyup öğrenmek istemiştim aslında. Ve bölümü okurken de çok fazla aslında bizim bütün girdiğimiz dersler genellikle makaleler okuma, onlardan bir fikir edinme ve yine neden sonuç ilişkisine bağlama üzerineydi. Yani sayfalarca makaleler okuyup ve genelde bütün aslında girdiğimiz yazılılarda hani ana bir konu üzerine uzun bir yazı yazmak üzerineydi ve o uzun yazıyı yazarken de hep tüm hikayeyi bilip kafanda onu bir sayfalık bir yazıya dökmeye çalışırdık. Ve dolayısıyla da özet, okuduğunu anlama, işte neden sonuç ilişkisi kurma ve onu mutlaka sonuçta bir şeye bağlama, bir özete bağlama üstüne çalışırdık. Dolayısıyla buraya geldiğimde de sayısal bir bölüm okumadım. Çok sözel bir bölümdü. Ama dediğim gibi o neden sonuç dolayısıyla analitik kısmını geliştiren bir bölümdü gerçekten. Bir de çok yönlü bakmayı sağlayan bir bölümdü benim için. Buraya geldiğimde de şöyle bana çok etkisi oldu. Tabii ki de rakamlar var. Ben kantitatif bir çalışma yaptığım için kantitatif kısımdayım. Önünde rakamlar var ama o rakamları hikayeleştirmen gerekiyor. Dolayısıyla da sorduğum soruların nedenleri rakamlar olarak önümde ama ben onu bir şeye bağlamak için mutlaka bir hikayeye oturtmam gerekiyor. Dolayısıyla o küçük küçük bir sürü bilgiyi alıp kısa bir formatta markanın aklına en çok yatan şekilde özet bir hale getirmem gerekiyordu. Benim için en aslında bölümün bana katkısı o. O düşünme becerisi, analitik olma ama aynı zamanda da bunu birini anlatırken onun anlayabileceği seviyede anlatma kısmında bana çok faydalı oldu.